Herkese selamlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte markası XXIFT 002B olan temassız ısı ölçerin kutu açılımını ve bir ön incelemesini birlikte yapacağız arkadaşlar. Çünkü malum pandemi sürecindeyiz. Atış ölçerler de işimize çok yarayacak arkadaşlar. Çok önemli bir parçalar bunlar hepimizin bildiği gibi. Ben de o yüzden böyle bir ürün alıp bunun kutu açılımını ve incelemesini yapmak istedim. Çünkü herkesin evinde bulunması gereken bir alet bir cihaz arkadaşlar. isterseniz kutu açımına başlayalım yapmaya. Önce kutu üzerindeki yazan yazılardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Burada hızlı diyor, daha iyi diyor ve daha kesin diyor. Yani daha kesin sonuçlar verebildiğini söylüyor. Burada özellikleri ise daha büyük bir ekran. Yarım saniyede okuyabilme özelliğine sahipmiş. Ve test ölçüm uzakta ise 1 santim ile 5 santim arasında değişiyormuş arkadaşlar. Kutunun yan taraflarında hiçbir şey yok. Şurada bir tek uyarı var ve çırmalı olduğunu gösteriyor. Üstte logosu var. Arka tarafında ise bu üst, üzerindeki düğmelerin ekranların ne özelliğini yaradığını gösteriyor kısaca. Şurası zaten kızıl ötesi arayıcı. Burada ekranın kendisi var. Ee, burada şu düğme ayarlama düğmesi. Bu düğmeler yükseltme ve alçaltma düğmeleri. Şimdi zaten açınca göreceğiz. Son olarak da şu aşağıda batarya yani pilin olduğunu görüyoruz. Şimdi ürünü şu şekilde açalım. Sanırım bunu daha önce açmışlar ama. Bu arada bunu Neon birden aldım arkadaşlar. Fiyatı 55 TL gayet uygun fiyatlı. Evet kutudan başka bir şey çıkmıyor. Kutuyu geri alabiliriz şöyle. Ve asıl cihaz burada şimdi. Önce şu kağıtlara falan bir bakalım isterseniz. Burada şöyle Çince yazılar yazıyor. Acaba burada kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Size nasıl kullanacağını falan anlatıyor. Şurada ekran simgelerinin tanımı var. Bu gayet güzel. Buna birazdan bakacağım ben. Ekran simgelerinde gösterilenler nesne sıcaklığı, sıcaklık, vücut sıcaklığı, santigrat, fahrenheit, sesli ikaz ve pil durumunu gösterebiliyormuş ekran simgeleri olarak. Onun dışında şuradaki teknik özellikler falan bizim pek işimize yarayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün kendisi burada. Şimdi alalım şuradan. Tetiği de güzel ses çıkartıyor bu arada. Gördüğünüz gibi. Ben de 5 dakikada bunu açmaya çalışıyorum. Meğersem içinde pilleri takılık değilmiş. Bunları hemen bir pil takıp geliyorum. Evet arkadaşlar pillerini de şimdi taktım. Sağ tarafa pozitif taraf gelecek. Sol negatif tarafa gelecek şekilde pilleri taktım. Ve şu an bunu kapan kapatıp geriye doğru itikliyorum açılmasın diye. Ve gördüğünüz gibi açıldı ama şu an body modunda olduğu için yani vücut modunda olduğu için arkadaşlar şu anda hata veriyor. Çünkü Body modunda ayarlı. Bakın body diyor yani vücut. Benim elimin sıcaklığı şu anda 35.4 derece olarak gösteriyor. Daha sonra set düğmesine bir kere basarak şurada surface yani yüzey ölçüm moduna geçmiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de mesela masaya ölçüyorum. 22 derecelik bir ısısı varmış görmüş olduğunuz gibi. Yani alet sanırım iyi çalışıyor. Sesi biraz az geldi bana ama sizde daha yüksek olabilir. Onu belki şuralardan falan değiştirebiliyoruzdur. Hatta bir bakalım değiştirebiliyor muyuz? Neyse ben buna sonra bakarım. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi pandemi sürecinde şu anda ateşimizi ölçmeden hiçbir yere giremiyoruz. Bazen kendimiz evde de önlem almamız gerekebiliyor yani. Hiç değilse ateşimizin çok olup az olduğunu anlamak için böyle ucuz uygun fiyatlı cihazlara ihtiyacımız olabiliyor. Çok pratik yani böyle klasik yöntem koltuk altına sokmalardan değil de direkt temassız hijyenik bir şekilde ateşinizi ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben ürünü beğendim açıkçası. Pillerini de taktıktan sonra gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ama tabii ki şöyle bir, bir iki hafta kullanacağım. Bir deneyimleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra sizlere uzun bir deneyim videosunu anlatacağım. Eğer siz de isterseniz tabii ki de. Yani ürünün avantajlarından, dezavantajlarından hani şarjı çabuk gidiyor falan bunlardan hep bahsetmeyi düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz. Ve böylece videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.